Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Çok değerli kardeşlerim, evim mescidim olsun programı çerçevesinde bugün inşallah takvadan bahsedeceğiz. Takva nedir? Takvanın mümin hayatındaki yeri, önemi nedir? Ayeti kerimeler ve Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyeleri çerçevesinde inşallah takvayı anlatacağız. Kur'an-ı Kerim, Estaizu billah, Bakara suresinin hemen ikinci ayeti kerimesinde bize Elif la mim dedikten sonra zelikel kitabu la raybe fih, bu kitap içerisinde hiç şüphe barındırmayacak bu muhkem kitap, hüdellil muttakin, müttakiler için bir hidayet, bir yol göstericidir şeklinde ifade ederken müttakilerden bahseder. Yani Kur'an-ı Kerim'e iman etmenin ya da Allah'a inanmanın ilk adımının, Kur'an-ı Kerim'in de bir insanı doğru yola iletmesinin ilk adının, adımının aslında takva olduğu bir gerçeği Kur'an-ı Kerim'in en başında ifade edilir. İnsanın kalbinde takva yoksa, takva tamamen dini bir duygu olmakla birlikte bir hissiyat ve insan psikolojisidir. Aynı zamanda bir insanın kalbinde takva yok ise o insan hidayete de eremez. Hidayeti esnasında da Rabbimize ulaşacağı o kutlu yolculuğunun da sonucuna varamayacaktır. Onun için takva hidayetin en başı, yani Allah'a kulluğun ilk adımıdır. Takva bir hayat çerçevesi içerisinde mümince yaşama tarzıdır. Takva kulun Rabbine bütün benliği ile yönelmesidir. Takvayı İslam alimlerimiz Arapça bir köken olarak vikayeye bağlanmak, vikayeye girmek anlamında ifade ederlerken, vikayeyi de yine aşırı korumacılık, insanın kendisini bütün tehlikelerden, bütün kendisine zarar verecek içlerden ve durumlardan kendisini koruma altına alması manasını ifade etmişler. O halde lügat manaları da göz önünde bulundurulduğu zaman takva kelimesi kuvvetli bir şekilde en güzel himaye altına girmek anlamına gelmektedir. Yine en kapsamlı ve en korunaklı himaye ise elbette ki Rabbimizin kapısıdır ki biz Rabbimizin kapısına kendimizi bağladığımız ve Rabbimizin kapısında kendimizi tuttuğumuz müddetçe elbette ilticanın en mükemmel olduğu yer anlamında Rabbimizin kapısında kendimizi güvencede hissedeceğiz. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de takvayı Allah-u Teala'nın ayeti kerimelerden anladığımız ölçüsünde üç basamağının olduğunu görüyoruz takvanın. Takva malumunuz Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresindeki ayeti kerimelerde ilk basamağını alırken aynı zamanda takva insanın kendisini ebedi azap göreceği cehennemden koruyacak, dünyadayken kendisini şirkten uzaklaştıracak, yani Allah'a imana yönlendirecek bir kelimedir, cümledir. Yani takva Allah'ın dinine ilk giriş kelimesi anlamına gelmektedir. Fetih suresinde hatırlayacağımız Hudeybiye anlaşması öncesinde Mekke'de bir araya gelen müşrikler
kalplerinde ne kadar Allah'a ve Allah'ın dinine uyan insanlara düşmanlıklarını yerleştirmişlerse, bunun da tam karşılığında Allah-u Teala Hudeybiye'de sabırla beklettiği o müminlerin kalplerine ve elzemehum kelimete takva, onların kalplerine kelime-i takvayı yerleştirmiştir. Hazreti Osman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir keresinde, ben öyle bir kelime biliyorum ki bir mümin eğer bu kelimeyi inanarak ve sadece Rabbine bağlı bir kelime olarak söylerse onun bedenini Allah cehenneme haram kılar buyurmuş ve devamında da şehadetu en la ilahe illallah şeklinde ifade etmiştir. Kelime-i şehadet olarak bildiğimiz bu kelimenin Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin Fetih suresindeki 26. ayeti kerimesinde geçen ve elzemehum kelimete takva şeklindeki ifadenin bir açıklayıcı olması, takvanın dine ilk giriş basamağı olduğunu, yani takvanın ilk adımının Allah'ın dinine girmek olduğunu bir kez daha gösteriyor. Değerli kardeşler, ikinci basamağı ise müminin iman ettikten sonra, şirkten uzaklaşıp iman ettikten sonra Allah'ın emirlerini gücü ölçüsünde yerine getirebilmek ve Allah'ın yasaklarından da tamamen uzak durabilmesi takvanın ikinci basamağıdır. Bu sebeple günahın büyük ya da küçük olduğu çok önemli değildir. Günahın kime karşı işlendiğinin farkında olması gerekmektedir. Mümin tarafından bu anlayış elbette ki Allah-u Teala'nın Araf suresinde ifade ettiği şu ayeti kerimelerde bir kez daha manasını bulmaktadır. وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرَى şeklinde başlayan ayeti kerime, Rabbimizin günahta, özellikle küçük günahlarda ısrar etmeleri ve büyük günahları alenen yapmaları sebebiyle helak ettiği o toplum için söylediği şu ayeti kerime, gerçekten takvanın boyutlarını bir kez daha bizim hayatımızda yeniden göstermekte. وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا Keşke o halk, o köy halkı Allah'a iman ettikten sonra bütün günahlardan kaçıp Allah'a sığınsalardı ya, لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ Eğer öyle yapmış olsalardı, Allah onlara, biz onlara بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ Göklerden ve yerin rahmetinden, bereketinden onlara açardık. وَلَاكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Ancak onlar yalanladılar ve onlar yapmış oldukları şeylerin karşılığı olarak onları günahları üzerine yakalayıverdik buyuruyor Rabbimiz. Değerli dostlar, takvanın en son basamağı ki mutasavvıfların vera şeklinde ifade ettiği seyr-i sülükteki insanın Rabbine kavuşma basamaklarının en yücesi olan bütün günahlardan uzaklaştığı gibi bir müminin hatta helal olan bir takım nimetlerin bile şüphe barındırması sebebiyle onların 10 tanesinden neredeyse 9'unu bile terk etmesine vera denmektedir. Abdullah İbni Ömer bu durumu biz peygamberin zamanında şüpheli şeylerden kaçının şeklindeki peygamberin tavsiyesinin hemen ardından biz sadece günahlardan, haramlardan kaçınmıyorduk. Allah'ın bize helal kıldıklarının içerisinden her 10 tanesinden 9'unu şüpheli gördüğümüz zaman terk ediyorduk. Takvaya ancak o şekilde ulaşabiliyorduk ifadesi bu takvanın en yüce mevkisinin, yerinin aslında günahlardan kaçınmaktan hemen sonra insanın şüpheli şeyleri de terk etmesi manasına gelmekteydi. İşte o sebeple Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Âl-i İmrân suresinde bize şöyle ifade etti. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, ittegullâhe hakka tugâtih, ey iman edenler, nasıl Allah'a sığınılması gerekiyorsa o şekilde sığının. Ve la temutunne illa ve entum muslimun, ve neyi, nelerinizi Allah'a teslim etmeniz gerekiyorsa her şeylerinizi Allah'a o şekilde teslim edin. Dikkat buyurursanız Allah'tan korkma ifadesini bu ayeti kerimenin ittekullah kelimesi manasında kullanmak yerine sığınma ifadesini belirtmeye çalıştık.
Çünkü müfessirlerimizin takva kelimesinde özellikle ifade ettikleri, Allah'ın yeryüzünde bu kadar tehlikenin içerisinde ki en büyük düşmanımız şeytanın vesveselerinden kaçmak ve Allah'a olan isyana sevkinden kaçmak üzere, sevk etmek üzere insanın bütün günahlardan kaçınması, şirk ve günahlardan kaçınmasının takvanın ilk basamağı olarak değerlendirirken, üçüncü bir basamak olarak Allah'a bütün yönleriyle sığınmak anlamına gelmekteydi. Bu sebeple biz قُلْ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ şeklinde ifade ederken, ey müminler söyleyin, ey Resul söyleyin, şüphesiz ki benim namazım, orucum, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah'adır şeklinde buyurun, söyleyin ifadesi. Bizim Allah'a teslim edeceğimiz neyimiz varsa her birisini, hayatımızı, ölümümüzü, her şeyimizi Allah'a teslim etmeden ölmememiz gerektiğini bir kez daha ifade ediyor. Onun için sahabe efendilerimiz bu ayeti kerimeyi öyle derin bir şekilde anlamışlar ki hayatlarının büyük bir ekseriyetlerini namazda geçirirken, namaz kılarken ayaklarının şiştiğini ve alın derilerini soyulduklarını görüyoruz. Bu sebeple Allahu Teala Tegabun suresindeki fettekullaha mestadatum, o halde Allah'tan gücünüz elçisinde korkun şeklinde bize tekrar bir uyarıyla müminleri merhametiyle Allahu Teala bir kez daha kuşatmıştır. Onun için müminin, değerli kardeşler, en güzel bir şekilde ifadesini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu sözlerinde görüyoruz. Meleklerin de söyleyeceği kıyamet günündeki şu sözler müminin takvasındaki ulaşacağı en yüce makamı bir kez daha hatırlatıyor. Ma arafneke hakka ma'rifetik, ya Rabbi biz seni hakkıyla tanıyamadık. Ve ma abedneke hakka ibadetik, ya Rabbi sana hakkıyla kulluk edemedik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin damadı ve gerçekten hemen dizinin dibinde yetişmiş olan, takvayı en güzel bir şekilde ifade edecek Hazreti Ali'nin şu sözü takvamızın en güzel bir şekilde özeti manasını da taşımakta. Et-takva, takvayı diyor ki el-havfu minel-celil vel-amelu bit-tenzil ve-rizza bil-galil vel-istiadadu li-yevmir-rahil. Et-takva, celal sahibi olan celilden korkmak, onu incitmekten, ona karşı suç işlemekten, onun bize olan güvenini boşa çıkartmaktan korkmak. Vel amelu bit tenzil, Allah'ın bize sarkıtmış olduğu kurtarıcı ipine, indirdiği Kur'an'a onunla amel etmek. Ve rıza bil galil, Allah'ın bize verdiği nimetleri gönlümüzde az görsek bile onunla kanaat sahibi olmak. Vel isti'dadu li yevmir rahil, Allah'a giden şu yolda bizim en son Rabbimize çıkacağımız yolculuğumuzda Rabbimize kavuşma günümüze dünyadayken hazırlık yapabilmektir. O sebeple değerli kardeşler, Allahu Teala bize dünyadayken en güzel mümin, en güzel insan şeklinde ifade edeceği insanların arasında, müminlerin arasında bir kıyas ve cennette bir derece belirtirken bize Hucurat suresinde şu ayeti kerimeyle birbirimizin üstünlüğünden bahseder. Takvadaki üstünlük kıyasla ancak bu şekilde olacaktır elbette. İnne ekramakum indallahi etkakum, Allah katındaki en değerliniz sizin Allah'a karşı olan bütün günahlardan sığınmış, bütün günahlardan kaçınmış, küçük günahları bile terk etmiş, hatta helal olan şeylerin içerisinde şüphelileri bile terk etmiş olanlarınızdır şeklindeki ifadesi bize dünya hayatının hiç de boşuna yaratılmadığını, Mülk suresindeki اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا, elbette ki hayatı, ölümü, hayatı sizi, hanginizi daha iyi bir şekilde Allah'a kulluk ediyor şeklinde imtihan etmek, seçmek üzere yaratan odur ifadesi dünya hayatının hiç de boş olmadığını bir kez daha göstermektedir. O halde değerli kardeşler, biz Allahu Teala'nın şu çağrısına, bize
Rabbimizin ifadesini, bu şu çağrısını bir kez daha gözden geçirmemiz gerekiyor ki Allah-u Teala bize şöyle söylüyor. وَسَارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ. O halde ey müminler, haydi Rabbinizden olan bir mağfirete, Allah'ın bağışlamasına koşun. Çünkü siz şirkten Allah'a sığındınız. Çünkü siz büyük günahlardan Allah'a sığındınız. Çünkü siz دَعْمَا يَرِيبُكَ اِلَى مَا لَا يَرِيبُكْ ifadesini bulan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin şüpheli olan şeyden uzak tut, seni şüpheye düşüren şeyden değil, şüpheye düşürmeyen şeylere koş dediği, helallerin içerisindeki o tayyip olanlara da koştunuz, şüphelileri terk ettiniz ya, o zaman haydi Rabbinizin mağfiretine de koşarak gelin. وَسَارِعُوا اِلَى جَنَّتٍ اَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْاَرْضِ. Yine koşun Rabbinizin cennetine. O cennetinin ölçüsü, genişliği nedir biliyor musunuz siz? Cennetinin ölçüsü gökler ve yer arası kadar geniş olan cennet. اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. O müttakiler için hazırlanmıştır. O halde Rabbimizin bize olan şu çağrısını en büyük ilticayı kabul görmek ve Rabbimizin bu çağrısına koşarak gitmek her müminin üzerine düşen. Âmennâ ve saddaknâ ya Rabbi. Ya Rabbi, biz çağrıcı işittik ve o çağrıcıya koşarak geldik sözleriyle, buyur Allah'ım buyur şeklinde lebbeyk ifadeleriyle Rabbimize koşarak gitmeyi, Rabbimize sığınabilmeyi, günahlardan kaçınabilmeyi ve Rabbimize koşabilmeyi, cennetine, mağfiretine sığınabilmeyi bizlere nasip eylesin. Tegabbel minna bi hurmeti Taha ve Yasin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.